Hep gözümüz gönlümüz teknolojinin nimetleriyle bayram ederken birazcık da ağzımız bayram etsin. Baba naber, sen dişlerini fırçaladın mı? Bak frekansın düşer ayağını denk al. Şimdi bu inceleme ya işte mükemmel en iyisi diyerek ilerlemeyecek, eksileri neyse, bizlere sunabileceği potansiyeli neyse o şekilde ilerleyecek. O yüzden kısa keseceğim ve hemen frekans vereceğim. Öncelikle şık bir kutu tasarımı var. Bendeki model siyah ve beyaz seçeneği de mevcut dostlarım. Ufak bir fırça için kalın sağlam bir kutu olmasına şaşırdım. Ne yazık ki teknik veri namına sadece batarya ve en güçlü olduğu iddiası işlenmiş. Bana biraz eksik geldi. Paketlemeyi cidden epey beğendim. Karşımıza ilk başta taşıma kılıfı çıkarken, daha sonra talimatların büyük puntolarla işlendiği kitapçığa rastlıyoruz. Bununla birlikte çok uzun olmayan C tipi kablo çıkmakta. Güncellik açısından takdir ettim. Sert plastik malzemeli, kolay kolay hasar almayacak uzun bir kılıfla geliyor ve elde cidden üst sınıf bir his bırakmakta. Fırçayla aynı diyebilirim. Yüzey dokusu çok kaliteli. Parlak iç hattı şık bir görüntü sunarken, dolma kalem ebatından bir tık büyük fırçamızın yüzeyde bir o kadar harika. Elinize daha iyi oturması için boyutu 120 daha küçük tasarlanmış. Aynı zamanda IPX7 sertifikası var ve suya karşı üstün dayanıklılık sunmakta. Duşta da kullanabilirsiniz. Tutuş gücü çok yüksek ve büyük elli olmama rağmen kavrama hissini beğendim. Kavis dağıtlarla alttan üste doğru incelen yapısı ergonomik duruyor ve ağızda gereksiz şişkinlik de yapmıyor. Pürüzsüz mat en kaliteli silikon yapısı eminim sizin de hoşunuza gidecektir. Beraberinde 2 adet başlıkla geliyor. Bence kutu içinde gelebilirdi. Ayrıca mıknatısla tutacak da ekstradan satılmakta. Başlıklardan bir tanesi silikon. Diğeri ise silikonla desteklenmiş naylon başlık. Silikon olan hassas diş ve diş etleri için ideal. Naylon olan da kömürle işlem görmüş PBT kıl fırçalarından oluşmakta. Aslında endüstrilerde kullanılan bir polimer ve aşırı dayanıklı yapıya sahip. Buna nazaran yumuşak ve yüzey lekelerini giderme noktasında epey başarılı. Çünkü sadece silikon başlık epey yetersiz kalıyor. O da genelde dil yüzeylerinde de kullanılmakta. Aslında dostlarım masaj yapar gibi ağız bakımı sunuyor. Yalnız eleştirebileceğim kısım şu ki kolay leke ve iz çekiyor. Ve su damlası izleri fazlaca belli olabiliyor. Başlıkları söküp takması çok kolay. Cihaz ise cidden çok sessiz çalışıyor. Yani hem ağızda hem de kafada yorucu bir his sunmuyor. Bence minimalist tasarımı ve elde bıraktığı ultra yumuşak hissi bence sizin de hoşunuza gidecektir. Fiyat noktasında bu videoyu izleyen birçok kişinin kalkıp da 750 TL bayılacağını zannetmiyorum. Fakat Oral-B ya da benzer markaların 200 liralık diş fırçasında 10 kat daha başarılı ve kaliteli olduğunu belirtiyor. İçinde kullandıkları motor gerçekten çok güçlü ve senelerce dayanabilecek potansiyelde bir malzeme anlayışı var. Şimdi isterseniz deneyim noktasına geçelim dostlar. Mutlaka 6 ayda bir başlık değişmeli. Aslında ayda bir fırça değiştirmek yerine çok daha mantıklı geldi bana. Baksanıza bugün iyi bir fırça 15-20 TL olmuş. Ayrıca geleneksel fırçalar çabuk şekil kaybedip kirle birlikte macun tutarken bu başlıklar daha az tutup kolay temizlenebilmekte. Performans olarak yumuşak başlık kaliteli bir düz fırçadan daha derinlemesine bir temizlik yaptığı aşikar. Çünkü diş eti çekilmesi problemim var. Uç noktalara fırça değdiremezken bu başlıklarla hiçbir acı çekmedim ve bir aylık serüvenimde kahve lekelerinin giderek azaldığını fark ettim. Ne yalan söyleyeyim ara sıra da karbonat kullanıyorum. Aslında silikon fırçalar naylon fırçalardan daha mı iyi? Bu soru birçok kişinin aklına gelmiş olabilir. Bu konuda aslında bazı çalışmalar var. Bir şey söylemek için erken. Bazı dişçiler materyali överken naylon ince kıl fırçalarında diş aralarına giremeyeceğini düşünmekte. Senede 4 kere şarj etme mevzusu iyi. Keşke fırçada şarj led göstergesi olsaydı fakat kılıfa koymuşlar. Mıknatıslı kapağı açtığımızda 3 adet led durumu var. Renklerle kapasiteyi görebilirsiniz. Fırçanın kendisi 25 gün dayanabildi. Dostlarım şunu da eklemeden geçmek istemiyorum. 30 saniyede bir başlatıp yön değiştirmeniz için imkan sağlıyor. 2 dakikalık şarjın da ideal olduğunu savunmaktalar. Eksik yanı ise bence daha farklı fırçalama modları olabilirdi. Mesela Oral-B'nin Genius X modelinde 6 farklı fırçalama modu ve fırçalama şeklinize uyum sağlayan yapay zeka teknolojisi var.
karşılaştırdığında daha düz bir model gibi gözükmekte. Ayrıca neden uygulaması yok ki diye düşünmeden de edemedim. Tabii bunlar benim kişisel beklentilerim. Bence piyasadaki en rahat ve kaliteli malzemelerden bir tanesine sahip olan fırçalardan biri. Bunu neye dayanarak söylüyorum? Sert plastik malzeme ya da kauçuk dışında üst düzey silikonun hissi bambaşka oluyor. Kullanımı kolay ve standardın dışında bambaşka bir his sunmakta. Fakat farklı modlarının gerçekten olmasını isterdim. Son olarak Artifex'leri de şöyle yerleştirelim ki tercih her zamanki gibi sizlerle dostlarımızın olsun. Bugünlük de videomuzun sonuna geldik. Bir sonraki videomuzda görüşmek dileğiyle hoşça kalın. Paylaşıp destek olmayı da unutmayın. Eğer paylaşmazsanız toz tutmuş ekran kartı fanınızı fırçayla temizlerim ona göre.